asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla paslı kardeşlerimize yardıma hazırız. 18. G20 Liderler Zirvesi'ni Hindistan'ın ev sahipliğinde tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle dönem başkanlığı görevini başarıyla icra eden Hindistan'ı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için Başbakan Sayın Modi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür. Bu seneki temamız tek dünya, tek aile ve tek gelecek. Zirve oturumlarının ilkinde gezegenimizin karşılaştığı çevre sorunlarını istişare ettik. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, özellikle de tabii bunun kaybı. Bunun yanında kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi artık etkisini daha fazla hissettiriyor. Orman yangınlarından sel felaketlerine, kuraklıktan ısınmaya kadar geniş bir yelpazede bunun yıkıcı sonuçlarını zaten görüyoruz. Esasen Türkiye'nin özellikle sera gazı salınımlarında sorumluluğu oldukça düşüktür. Buna rağmen Türkiye olarak dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Paris İklim Anlaşması'na 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimizle en anlamlı katkıyı yapan ülkeler arasındayız. Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa beşincisi, dünya 12.siyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledi. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardı. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Geniş bir alanda hayata geçirdiğimiz projelerle daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için çalışıyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen sıfır atık projesi bu süreçte bir dönüm noktası oldu. Dünya ortak evimiz sloganıyla yürütülen projemiz üçlü Birleşmiş Milletler ofis ve programlarından olmak üzere 5 uluslararası ödüle layık görüldü. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla sıfır atık projesi küresel bir harekete dönüştü. Bu kararla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Önerimiz sayesinde G20 bildirgesinde sıfır atık girişimlerinin önemine dikkat çekildi. Zirvenin ilk oturumunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil bir şekilde yapılmasının önemini vurguladık. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere yönelik finansman ve teknoloji transferinin artırılmasının ehemmiyetine dikkat çektik. Bundan sonra da ortak evimiz olan dünyamızın korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, tek aile başlıklı ikinci oturumda hiç kimsenin geride bırakılmaması, buradan hareketle küresel dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çabalarımızı aktardık. Mülteciler,
ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için yapılması gerekenleri ifade ettik. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. İnancımız, kültürümüz ve kökenimiz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık büyük insanlık ailesinin birer ferdiyiz. Bir parça ekmek ve su bulamadıkları için çocukların öldüğü, her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, onca retoriğe rağmen insan hayatının giderek değersizleştiği, ez cümle hemen yanı başımızda yürek parçalayıcı trajedilerin yaşandığı bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse, burada çok ciddi bir sorun var demektir. Geldiğimiz noktada maalesef Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan bir avuç elitin keyfi ve refahı için çok kötü şartlarda çalışmakta, ter dökmektedir. Bu ne adildir, ne insanidir, ne de vicdanidir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil, merhamet eksikliği. Türkiye olarak biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz. Ülkemize sığınan 4 milyona aşkın mazlum ve mağdura sahip çıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, bu bölgede kardeş ülkelerin desteğiyle kalıcı konutlar inşa ederek, eğitimden güvenliğe, her alanda ihtiyaçları gidererek, insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyeli güvenli, gönüllü, insan onuruna yakışır şekilde vatanına geri döndü. Projelerimiz hayata geçtikçe inşallah bu sayı daha da artacaktır. Ayrıca 1,5 yıldır devam eden, yüz binlerce insanın canına mal olan Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Tarafları aynı masa etrafında toplayan İstanbul sürecinden esir takaslarına ve Karadeniz girişimine pek çok diplomatik hamleye imza attı. Karadeniz girişimi çerçevesinde 33 milyon ton tahıl uluslararası piyasalara ulaştırıldı. Girişim sayesinde gıda krizinin daha fazla derinleşmesinin önüne geçtik. Şahsi temaslarımız sonucunda girişim biliyorsunuz 3 kez uzatıldı. Hafta başında pazartesi günü Sayın Putin'in daveti üzerine Soçi'ye yaptığım ziyarette bu meseleyi kendisiyle bir kez daha enine boyuna konuştum. Rusya, Katar ve Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. El ele vererek inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de sükuneti bozacak, bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Bugüne kadar Montrö'yü titizlikle uygulayarak ve taraflarla sürekli diyalog halinde kalarak
böyle bir duruma mahal vermiyor. Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda gıda güvenliği çalışma grubunu toplayacağız. Gerek Rusya, gerek Ukrayna, gerekse Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumla yakın temas içinde olmayı sürdüreceğiz. Zirve bildirgesinde ülkemizin tüm bu çabalarından takdirle bahsedildi. Zirvede ayrıca Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üyelik talebi ülkemizin de güçlü desteğiyle karara bağlandı. Afrika Birliği'nin şahsında tüm Afrikalı kardeşlerimizin G20 üyeliğinin hayırlı olmasını diliyor. Kendilerine aramıza hoş geldiniz diyor. Değerli basın mensupları, tek dünya, tek aile ve tek gelecek idealine en büyük zararı tıpkı bir veba gibi yayılan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vermektedir. Müslümanları ve mültecileri hedef alan saldırılar kimi batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aşmış, bazı yerlerde bir nefret furyasına dönüşmüştür. Demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin çoğu bu barbarlık karşısında maalesef üç maymunu oynamaktadır. Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması fikir özgürlüğü değil, çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz ve tepkisiz kalmamızı bekleyemez. İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Mevzuatla ilgili bir açık varsa giderilmeli. Kanun gerekiyorsa süratle yapılmalı. Uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak dost acı söyler prensibinden hareketle hakikatleri tüm açıklığıyla söylemeyi görev biliyoruz. Bununla birlikte başta Birleşmiş Milletler olmak üzere üyesi bulunduğumuz tüm platformda bu konuyu gündeme getiriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 15 Mart'ın İslamofobiyle mücadele uluslararası günü olarak kabul edilmesine katkı sağladık. Gerek İnsan Hakları Konseyi'nin gerekse Genel Kurul'un Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili kararları bu minvalde önemlidir. Kimi ülkelerin bu eylemler karşısında çeşitli idari ve hukuki tedbirler aldığını görüyor, bundan da memnuniyet duyuyor. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle kutsal kitaplara saldırı G20 bildirisinde de kınanmıştır. İnsani değerleri savunan, insan hak ve hürriyetlerine önem veren, farklı inanç mensuplarının barış içinde yaşayabileceğine inanan herkesi ülkemizin çabalarına destek vermeye çağırıyorum. Değerli dostlar, bu yıl MİKTA'nın 10. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zirve marşında Endonezya'nın dönem başkanlığında liderler olarak MİKTA'nın son 10 yılını ve geleceğe dair planlarımızı gözden geçirdik. Ziyaretim çerçevesinde Hindistan Başbakanı Sayın Modi ile ikili bir görüşmemiz oldu. Güney Asya'daki en büyük ticaret ortağımız olan Hindistan'la başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda ciddi bir potansiyele sahibiz. Özellikle seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla birlikte bu potansiyeli en üst seviyede hayata geçirebilecek imkana kavuştuğumuza inanıyorum. %90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen 14-28 Mayıs seçimleri hem Türk demokrasisinin gücünü hem de milletimizin iktidarımıza olan güvenini teyit ediyor. Attığımız her adımla bu güveni daha da perçinliyoruz.
Çarşamba günü kamuoyumuzla paylaştığımız orta vadeli programımız hem içeride hem yurt dışında takdirle karşılandığını görüyoruz. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklama, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir tezahürüdür. Dünya Bankası grubu 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha ekledi. Böylece bankanın Türkiye'de önümüzdeki 3 yıl içinde planladığı yatırımların büyüklüğü 35 milyar dolara ulaşacak. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça Dünya Bankası'na yeni kurumlar eklenecektir. Ekonomimizdeki başarılarla birlikte uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Bir taraftan 6 Şubat depremlerinin yaralarını süratle sararken diğer taraftan da Türkiye 100 yılı hedefimizden asla kopmayacağız. Ziyaretimin diğer hususlar yanında büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğinin daha iyi anlaşılmasına vesile olduğu kanaatindeyim. Ev sahibimiz Sayın Modi'nin yanı sıra 2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Japonya Başbakanı Sayın Kishida Fumio, Brezilya Devlet Başkanı Sayın Lula, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dhabi Emiri Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayed, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Yun Suk Yeol, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Olaf Scholz, Mısır Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Selman, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel, Dünya Bankası Başkanı Sayın Ajay Banga ile son derece verimli görüşmelerimiz oldu. 2 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm istişarelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hindistan dönem başkanlığına tekrar teşekkürlerimi sunarken görevi devralan Brezilya'ya başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Söz sizde. Buyurun. Şeyler, mikrofon. And also, you know that one of the major highlights of the G20 was to launch the economic corridor, which would be signed between India, United Arab Emirates, Saudi Arabia, and the European Union. So the Americans describe it as an initiative that will change the Middle East. Do you agree with that? And would Turkey be part of it, considering the weight and the scale that Turkey has economically and also militarily in the region? Her şeyden önce bu koridorla ilgili çalışmamızda Körfez ülkeleri buna dahil. Irak buna dahil ve Türkiye üzerinden böyle bir koridorun açılmasıyla Körfez'i Basra'dan ta Avrupa'ya bağlayan bir koridor ve bu koridorla ilgili özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Türkiye burada hassas davranıyoruz ve süratle de bu projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Ve şu an itibariyle Dışişleri Bakanlarımız, Ulaştırma Bakanlarımız müşterek bir çalışmanın içerisine girerek yani bunu birkaç ay içerisinde uygulamaya geçirmenin gayreti içinde olacağız.
Suudi Arabistan Prensi ile olan görüşmemiz ağırlıklı olarak tabii ki Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yarınlarına yönelik ne gibi adımlar atacağız? Daha çok bunun üzerinde durduk. Siyasi, ekonomik, kültürel birçok konuları aramızda görüştük. Haberimde var, sonra değerli arkadaşlar, bununla ilgili de bugün Sayın İlham Aliyev'le de görüşme yaptım. Ve bu görüşmeden sonra da yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la da bir görüşmem olacak. Tabii bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Fakat tabii burada özellikle Hankent'te, Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru adımlar değil. Yani bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor. Charles Michel'le de yaptığım görüşmede onlar da bu gelişmelere olumlu yaklaşmıyorlar. Tabii biz de buna olumlu bakmıyoruz. Nitekim yarın yapacağımız görüşmede Sayın Paşinyan'a da yani bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimi kabullenmenin mümkün olmadığını onlara da ifade edeceğiz. Şu ana kadar görüştüğümüz tüm dost, batılı ülkeler vesaire böyle bir şeyi zaten seçimi kabullenmiyorlar. Bu diyorlar olacak bir iş değil, kabul edilebilecek bir seçim değil. Please. Doğrusu ben bu eleştirilere katılmıyorum. Çünkü 33 milyon ton Rusya şu ana kadar Karadeniz koridorundan tahıl ithali yaptı. Fakat tabii burada bir gerçek var. Yani bunun %44'ünü Batı aldı. %14'ü bize geldi. İşte bunun %14'ü Afrika ülkelerine gitti. Tabii Sayın Putin'in buradaki ısrarı Batı bize verdiği sözleri tutmadı diyor. Biz diyor ücretsiz olarak bila bedel bu tahılı verelim. Türkiye olarak siz bunu una çevirin. Katar'ı da yanımıza alalım. Ve bu şekilde fakir Afrika ülkelerine biz bu tahılı gönderelim. Sayın Putin'in en son pazartesi günü yaptığımız görüşmede de ısrarla üzerinde durduğu fakir ülkelere bu tahılı göndermeye ben varım bilavede. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Katar aynı şekilde düşünüyor. Ve bu şekilde bu süreci işletmekten yanayız. Ve bu konuda Sayın Putin'in şimdilik 1 milyon tonu kabullendi. Biz burada da Sayın Lavrov'la yaptığım görüşmede yine ifade ettim. Yani bunu 1 milyon tonu bu şekilde bırakmayalım. Yeniden bunu artırmanın gayreti içerisinde olalım. Çünkü gerçekten fakir Afrika ülkeleri buraya bakıyor.
acaba Rusya'dan ne kadar tahıl gelir? Ve bunun üzerinde düşünelim dediler. Biz de telefon diplomasisiyle de olsa çalışmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanım aynı şekilde bu süreci takip edecek. Çünkü biz fakirlikle mücadelede özellikle Afrika ülkelerine yönelik bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yeniden tahıl koridorunun işlevsel hale gelmesinde ümitsiz değilim. Yine bu süreç başlayabilir. Ancak Guterres'in bir mektubu var. Kendisinden bu mektubu güncelleyen ikinci bir mektubun gönderilmesi noktasında bir talebimiz olacak. Bu gerek sigorta, gerekse SWIFT'le ilgili olarak bunu güncellemesiyle burada yeni bir gelişme olabilir. Bunun da takipçisi olacağız. Biraz yaklaştır. Doğrusu tabi bu gelişmeler bana göre olumlu, güzel bir gelişme. Hele hele yani Afrika'nın buraya bu şekilde üye olması bu süreci daha da bana göre canlandırdı diye düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak kabul büyük bir alkışla karşılık buldu. Bu da tabii bizi ayrıca heyecanlandırdı. Ve bundan sonraki süreçte gerek bu noktada ilgili ülkeler Afrika ile olan münasebetlerini çok daha dikkatli, çok daha hassas yürütecektir diye düşünüyorum. Temennimiz o ki ilişkileri de daha da canlı hale getirmek ve bu süreci canlı tutmak. Yani burada da Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Ve orada F-16 konusunu da görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar. İsveç'te İsveç diyorlar. Şimdi
bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisimden geçmesi lazım. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım. Her iki liderin de tabii temsilen Dışişleri Bakanları bu zirvede bulundu. Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmedim ama Çin Başbakanı ile görüşmedim ama Sayın Lavrov'la uzun uzadıya bir görüşmeyi yaptık. Ve konuyla ilgili gerek Rusya'nın buradaki duruşuyla ilgili zaten pazartesi günü Soçi'de de görüşmelerimiz olmuştur. Burada da bu görüşmeleri yaptık. Tabii ki Xi Jinping'in de burada olması isabetli olur diyor. Ama kendilerini temsilen başbakanı gönderdiler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bizler bulunacağız. Orada birçok liderler şüphesiz ki yine bulunacak. Onlardan da gelenlerle orada görüşmelerimiz muhakkak etraflıca olacaktır. Siyasette biliyorsunuz boşluk kabul etmez. Ve bizler de siyasette inşallah bu boşluklara fırsat vermeyeceğiz. Az önce ona biliyorsunuz cevap verdik. Yani bu özellikle Orta Doğu ile ilgili koridor çalışmasında Birleşik Arap Emirlikleri daim, Suudi Arabistan, Irak, Türkiye birlikte bu çalışmamızı yürüteceğiz. Ve bunun için de zaman kaybına tahammülümüz yok. Hızla bunu devam ettireceğiz. Son Körfez seyahatinde hatırlayın 50 milyar doların üzerinde tutarı olan 13 tane anlaşmayı imzalamıştık. Bu 13 anlaşmayla özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki işbirliği çok daha güçlü bir noktaya taşındı. Çok daha farklı bir konuma geldi. Burada da Muhammed Bin Zayed ile yine etraflıca bir ikili görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmelerimizi gerek bakan arkadaşlarım gerekse şahsım devam ettireceğiz. Şu anda ilişkilerimiz güçlü bir konumdadır. Daha iyi ulaşır. Evet. How is it a mission in the especially when it comes to the team? Because even if it's
happened to a lot of the things in that time, in that period. Öncelikle deprem bölgesine yönelik deprem zedelerin bir an önce konutlarına kavuşabilmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz ve hedefimiz köy evleri, normal konutlar, bunları bir yıl ile iki yıl içerisinde tamamlamak. Şu anda ilgili bakan arkadaşım ekipleriyle TOKİ bu çalışmaları sürdürüyor. Dikey mimari değil, daha çok yatay mimariyle bu konutları yapacağız. Şimdi tabii tek kuşak, tek yol biliyorsunuz Çin'in bir projesiydi ve bu projeyi Çin takip ediyor, o devam ediyor ama diğeri ise daha çok Körfez ülkelerinin sahiplendiği, bizim de içinde olduğumuz Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hep birlikte attığımız bir adım. Temenni ediyorum ki bütün bunlar tarihteki İpek Yol'la koordineli bir adım. Ve en güzel şekilde bunun neticesini almak için kararlı olmamız lazım, çalışmamız lazım ve gerek altyapı gerek üst yapı çalışmalarını da sürdürmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde kısa zamanda netice alacağımıza inanıyorum. President sir, namaste. This is Mukesh Kaushik from Dining Pascal. Sir, yesterday you witnessed a great ceremony where G20 declaration was adopted with complete unanimity and India played a good role in it. Now do you think that Prime Minister Modi or India can play a role in bringing about peace between Ukraine and Russia? Olmaz diyemem. Herkes gayretinin karşılığını muhakkak alacaktır. Tabii Sayın Modi'nin de kendine göre bu alanda attığı bazı adımlar var. Aynı şekilde benim de bu alanda attığımız bir adım var. Nitekim pazartesi günü Soçi'de olduğumu söyledim. Ve Soçi'de gerek heyetler arası görüşmeler yaptık, gerekse Sayın Putin'le benim ikili görüşmem oldu. Bütün bunların hepsi acaba Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaşı nasıl durdururuz? Nasıl buna noktayı koyarız? Ve bölgeyi bir barış bölgesi haline yeniden getiririz. Derdimiz bu. Evet, herhalde bu sorular bitmeyecek galiba. President Lugami, you mentioned that you had a chance to talk with Charles Michel. Maybe you also talk about the future perspectives of Turkey to join the European Union. Thank you. Görüşmez olur muyuz? Tabii ki görüşürüz. Yani Charles Michel'le neyi görüşeceğiz? Avrupa Birliği'ni görüşeceğiz. Görüştük ama Sayın Charles Michel'in tek başına karar verme yetkisi yok. O da tabii bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerle görüşerek bir karar vermenin gayreti içerisinde. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği üyesi ülkeler hep oyalamıştır. Bugün de oyalıyorlar. Hala oyalamaya devam ediyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye, Türkiye'dir. Biz yolumuza devam ederiz. Evet. Ya bitirmeyecek miyiz?
Artık yeter herhalde. Son soruyu da bayandan alalım. Onu yine kendisine sormak lazım. Biz gurur duyulacak bir deklarasyon olduğuna inandık ve altına imzalarımızı koyduk. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir G20 oldu. Son. Manish Jha, the India Rights Network. You had talks with Prime Minister Narendra Modi. Can you give a sense of the talks? And do you support India's aspirations for a permanent seat in the U.S. Security Council? Since G20 also focuses a great deal on fast-track reform program. Thank you. Biz tabii Hindistan gibi bir ülkenin orada bulunmasından iftihar ederiz. Ama biliyorsunuz dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür derken burada sadece Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa beş ülke olsun istemiyoruz. Şu anda gerek daimi üyeler, gerekse geçici üyeler, madem ki bunlar 5+15, biz diyoruz ki tamamı burada daimi üye olsun, dönüşümlü olsun ve dünyada şu anda mevcut Birleşmiş Milletler'deki 195 üyenin hepsini daimi üye yapacak hale gelelim dönüşümlü olarak. Madem ki dünya beşten büyüktür, burada hepsi de daimi üye olmak suretiyle bunun tadını alsın. Ve beş tane üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmıyor. Tüm dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda bulunan ülkeler daimi geçici ayrımına tabi olmadan burada daimi üye olursa inanıyorum ki tüm dünya bundan mutluluk duyacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.